Muhammed ya Resulallah, Muhammed ya Habiballah, Muhammed ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiyallah. Mısır fethedildiğinde Mısırlılar Ömer bin Hattab'ın yanına gelir, Amr bin As'ın yanına gelir, derler ki ey emir, bizim Kıbti takvimimize göre 10. ay girdiğinde 12 gece sonra içimizden bakire bir kızı anne ve babasını ikna ederek süsleyip Nil nehrine atmadığımız müddetçe Nil asla bize bereketini vermez, Nil asla taşmaz, tarlalarımızı sulamaz der. Anladınız mı kardeşler? Biz içimizden bakire bir kızı Nil nehrine atmaz, kurban etmezsek Nil bize bereketini vermez. Amr bin As diyor ki olmaz diyor. İslam geldikten sonra diyor böyle adetler diyor ortadan kaldırılmıştır. Ve 2 ay geçer kardeşler. Bakın dinleyin. 2 ay. Ve 2 ay içerisinde Nil nehri kurumaya yüz tutmaktadır. Taşmaz, suyunu vermez, bereketini salmaz. Ve bakar ki Amr bin As, Mısırlılar Nil etrafını terk eder olur. Göç etmeye başlarlar. Bu durumu Ömer bin Hattab'a mektup yazarak bildirir. Ömer bin Hattab da kendisine şu cevabı yazar. Senin yaptığın doğrudur. İslam'dan sonra böyle şeyler ortadan kaldırılmıştır. Ve sana gönderdiğim mektubun arasındaki pusulayı Nil'e at. Amr bin As mektuptan çok parolayı merak eder. Parolayı açar ve bakın parolada şu yazar. Müminlerin emiri Ömer'den Mısır'ın Nil'ine. Allahu Ekber. Dinleyin Müslümanlar. Mısır'ın azizine demiyor. Mısır'ın krallarına demiyor. Müminlerin emiri Ömer'den Mısır'ın Nil'ine. Eğer sen gücünü kendinden alıyor ve sen kendi gücünden dolayı akıyorsan bu dakikadan itibaren akma. Sana asla ihtiyacımız yok. Ama sen gücünü tek ve kahhar olan Allah'tan alıyorsan biz de seni akıtan Rabbimizden bereket vermesini istiyoruz. Yazılan mektup sadece bu kadar. Amr bin As elindeki parolayı nehre atar. Ve bakın bir gece sadece. Cumartesi sabahı insanlar Nil'in 16 zira yükseldiğine şahit alır.